Venture İstanbul'dan herkese merhaba. Ben Salih Buğra. Bugün sizlerle e, lastiklerin üzerinde yazan bu bir sürü karışık terimlerle ilgili biraz konuşacağız. E, yanımıza bir lastik görseli getirdik. Bu lastik görselinden yararlanacağız. E, başlayabiliriz. Lastiğimizin üzerinde görünen 190, 19 gibi rakamlar var. Buradaki 100 ifadesi bize taban genişliğimizi ifade eder. Yani bu lastiğin tabanının 100 mm olduğunu söyler. Yandaki 90 değeri ise bu lastik tabanının 100 mm olan bu lastik tabanının %90 ölçüsünde bir yanak kesiti olduğu anlamına gelir. Yani bu lastiğin 10 cm çapında bir tabanı ve bu 10 cm'lik çapın %90 oranında yani 9 cm'lik bir yanal kesiti var anlamına geliyor. Peki yanında yazan bu 19 değeri ne anlama gelir? Bu jantımızın çapı oluyor. Peki başka daha bu karmaşık ifadeler içerisinden ne bulabiliriz? Lastiğimizin buradaki değerlerine tekrar baktığımızda 57 diye bir değer olduğunu görüyoruz. Bu 57 değerinin yandaki tabloda göreceğiniz üzere bu bizim yük endeksimiz. 57 Yük endeksinin karşılığı da 230 kilogram oluyor. Peki bunu bilmemiz neden önemli? Şundan. E, 230 kilograma karşılık gelen bir ağırlık motorumun üzerine yükleyebilirim. Bunun üzerinde bir yük yüklediğimde artık lastik üreticisi diyor ki güvende değilsin e, ve ben bu lastiği bu şartlarda üretmedim. Daha dikkatli ol diyor. Kısacası lastiğiniz üzerindeki siz de bu değerlere bakın. Ee, özellikle yük endeksi bu konuda çok büyük önem arz ediyor. Bir başka yine dikkat etmemiz gereken yine çok önemli hayati bir değer olan hız endeksimiz. Bu örnek lastiğimizin üzerindeki e, değer S'yi ifade ediyor. S değerimiz tabloda göreceğiniz üzere 180 km gibi bir hız yapabileceğimizi ifade ediyor. Bu ne demek? Bizim motosiklet lastiğimizin üzerinde 230 kilogram varken e, en fazla 180 kilometre hız yapabilirsin diyor üretici. Peki daha az yüküm var, e, 180 değil 185 yapabilir miyim? Hayır yapamayız. Yine bu 180 hız değeri kapasitesini göz önünde bulundurmam gerekiyor. Peki dikkat etmedim. Ben 180 kilometre hıza dayanabilecek bir lastikle 5 dakika boyunca, 10 dakika boyunca 190 kilometreler, 195 kilometreler hızlarla gittim. Bu lastik. Gerçekten artık sizin için güvenli değil, lastiğiniz yarılabilir ve çok ciddi bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Bu yüzden e, kullandığınız motosikletlerde özellikle e, hangi hız endekslerinin olduğunu kontrol etmenizde sizin sürüş güvenliğiniz için büyük yarar var. Başka hangi değerlere dikkat edebiliriz? Yeniden kaldıracak olursak lastiğimizi. Burada bir front ve bir okumuz var. Bu lastik bir ön lastikmiş, e, front ön anlamına geliyor. Eğer arka lastik olsa rear diyecekti. Ve bu lastiğin dönüş yönü buradaki okla bu şekilde ifade ediyor. Yani lastikçi bunu bağlarken bu şekilde bağlayacak. Şu şekilde bağlarsa ne olur? Lastiğim tutunuşu azalır, çok e, güvenli olmayan hareketler yapacaktır lastiğim. Devam ettiğimizde başka karşımıza ne gibi değerler geliyor? Aslında biraz önce ifade ettiğim 230 kilogram 57 e, yük endeksinin karşılık gelimini e, üretici burada yazmış. 230 kilograma kadar ben yük taşıyabilirim demiş ve 230 kPa olarak da bir değer yazmış buraya. 230 kPa 2.3 bara karşılık gelir. 2.3 barı da PSI şeklinde ifade edecek olursak 1 bar 14.5 PSI'dır. 2.3 bar... 33 piyasaya karşılık gelecektir. Yani tekrar toparlayacak olursak benim bu lastiğim 180 km hız yapabilir ve 230 kg yük taşıyabilir. Aynı zamanda da 230 kg yükte en fazla ben bu lastiğe 33 PSI basınç uygulayabilirim. Lastiklerle ilgili diğer bir önemli bilgi ise lastiğimin üretim tarihi. Ee, lastiklerimizin üretim tarihi 4 hane olarak ifade edilirler ve bu üründeki örnek lastiğim 0922 yani 2022 yılının son o iki yazan ifade, iki haneli ifade bana e, üretildiği yılı ifade ediyor. Başlangıçtaki iki hane ise üretildiği haftayı söylüyor. Bu lastiğim 2022'nin 9. haftasında üretilmiş. Yani bir ayın 4 haftadan oluştuğunu düşünecek olursak bu lastik, elimdeki lastik çok taze bir lastik. E, Mart ayının 2022 yılının Mart ayında ilk haftasında üretilen bir lastik. Lastiklerin bu tarihinin bizim için önemi ne? E, üretici lastiklerin raf ömrünün bazı üreticiler 5 yıl bazılarının 10 yıl olduğunu söylüyorlar ama e, lastiklerimiz hangi koşullarda depolandığını bilmiyoruz. E, lastikler e, herkesin bildiği gibi serin koşullar, e, nem olmayan yerlerde, güneş ışığından uzak yerlerde muhafaza edilmeliler. Ancak e, lastikçilerin depoları göz önünde bulundurulduğunda genelde bunun çok önemsenmediğini görüyoruz. E, ben lastik tercihinde bulunurken kendi adıma daha yakın tarihli lastikler, hani bir sene maksimum ya da bir buçuk sene, iki sene e, en kötü ihtimal hiç bulamadıysam, e, tarihli lastiklere gitmeye çalışıyorum. Sizlere de önerim budur. Ne kadar taze bir lastik alırsanız o kadar o lastikten keyif alacaksınız. Çok fazla beklememiş bir lastik olacak çünkü. Lastiğimin üzerinde yer alan diğer yazılardan yine önemli bir tanesi tubeless ifadesi. Tubeless ve tub tip aslında iki tip lastik türümüz var. Tubeless sadece içine hava uyguladığımız lastik türleri aslında. E, tip dediğimiz ise içinde şamrial barındıran lastikler. Şambriyel hani eski bisikletlerden de hatırlayabiliriz. E, hatta günümüzdeki birçok e, bisiklet de hala şambriyellidir. Daha çok Enduro motorlarda Türk tip e, lastiklerle karşılaşırız. Çünkü off yaparken bir engebeye girdiğimizde tubeless lastiklerin hava kaçırma olasılığı da daha yüksektir. Bu yüzden üret üreticiler veya off-road yapan e, kullanıcılar e, şambriyelli lastikleri tercih ederler ki gittikleri yerde yolda kalmasınlar, bir e, olumsuz durum yaşamasınlar. Sadece lastikler tubeless ya da tub-tip olarak değerlendirilmemeli. E, tub-tip lastiklerin genelde jantları da daha farklı olur. Örneğin e, telli jant kullanan markaların, üreticilerin e, genellikle tub-tip kullandığını görürüz ve telli bir e, jant kullanıyorsanız eğer bunu direkt ben tub-tip lastik takacağım diyerek bir modifikasyon işlemi gerçekleştirmeden yapmanız mümkün değil. Ee, genelde tubless, e genelde tubeless, tüp tip bir lastikten tubeless'a geçiş yapmak için e, jantın üzerindeki siboplar, çelik siboplar bir farklı aparatları var. Tüp tip kullanan bir e, jantın e, tüp çevirmeye çalıştığımızda jantla birkaç noktada oynamamız gerekiyor. E, bunlardan ilki sibop. E, çelik sibopların altında e, yine buna uygun olan e, alt tarafından bir vidayla sıkıştırabileceğimiz şekilde e, sibopları değiştirmemiz gerekiyor. Yani biz kafamıza göre ya ben bunu benim motorum tüp tip kullanıyor ama ben hemen bunu sadece hava uygulanacak tüplüz e, lastiğe çevireyim diyemiyoruz. Söylemeyi unuttuğumuz bir nokta da bu lastiğin üzerinde yer almıyor ama lastiğin üzerinde M artı S gibi ifadeler görebiliriz. Bu M artı S'nin de açılımı mud and snow'dur. Yani çamur ve e, kar. E, bu yanımızdaki lastik e, bir Yaz lastiği olduğu için e, böyle bir ifade yazmıyor ama yanında göreceğiniz gibi eğer e, böyle bir lastiğinizde ifade varsa kullandığınız lastik kışa uyumlu bir lastiktir. Tabağın yükseklik ve cam çapından sonra buradaki lastimde M-C diye bir işaret var. Bu e, M-C işareti bize bunun bir motosiklet lastiği olduğunu, motorcycle'ın kısaltılmışı motor siklet lastiği olduğunu söylüyor. Bu videomuzda sizlerle lastiğin üzerinde yazan değerlerin, harflerin, sembollerin anlamlarını açıklamaya çalıştık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değilmediğimiz bir nokta veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bir ifade varsa yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.